Merhaba sevgili çocuklar. Telafi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün matematiğin ikinci günü derslerini işleyeceğiz. Birinci konumuz toplamı 10 olan sayılar. Evet, kalemimizi açalım. Verilen bilgilere bir bakalım. Birinci tabağımız var ve ikinci tabağımız var. Birinci tabağımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elmamız var. Ve ikinci tabağımızda 1, 2, 3, 4 tane elmamız var. Evet, birinci tabaktaki elma sayısını gördük. İkinci tabaktaki elma sayısını gördük. Şimdi ikisinin toplamını istiyor bizden. 6 ile 4'ü toplayacağız. Küçük olanı elimizle yapıyoruz. Büyük olandan sonra, 6'dan sonra yani 7, 8, 9, 10. Evet, toplam 10 tane elmamız var. Şimdi çocuklar, bugün burada toplamı 10 olan sayıları göreceğiz. Biz kısaca şöyle şurada bir gösterelim. Evet, 0'la kaçı toplarsam 10 olur? 0'la hangi sayı toplarsanız yine o sayı olur demiştik. 1'le hangi sayıyı toplarsam 10 olur? Bakın cevaplar hep 10 olacak çocuklar. Şöyle yazalım. Evet. Şöyle belirtelim. Buralar hep 10 olacak. Evet, buraya da diyelim ki 1'le kaçı toplarsak 10 olacak. Evet. 1'den sonra iki yöntemi var çocuklar. İsterseniz elinizi 1 yapıp kapatarak bu işlemi yapabilirsiniz. Yani elimizi 1 yaptığımız zaman 10'dan geriye sayacağız. Kapattığımız zaman, azalttığımız zaman geri gitmemiz gerekiyor. Elimizi 0 yapıp açarak gidersek çoğalttığımız zaman toplama işlemi yapacağız anlamına geliyor. Nasıl? Bir daha anlatalım. Elimizi 1 yaptık. Evet. Toplamı 10 olacak. 10'dan bir tane geriye gidiyorum. 10'dan bir geriye gittim ve 9 oldu sevgili çocuklar. Demek ki 1 ile 9'u toplarsam 10 olur. Ya da şunu yapabilirdim. Elimi 0 yapıyorum. 1'den sonra, bakın elimi 0 yaptım. Sayacağım sayı burada. 1'den sonra 10'a kadar sayacağım. Yani parmaklarımı açacağım. Kaç tane açtığımı bulmam gerekiyor. 1'den sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 9 tane parmağımı açtım. Açarken ileriye doğru sayıyoruz. Eğer birden elimizi açtıysak, şu şekilde gösterdiysek, 1 diye gösterdiysek bunu kapatmış oluyoruz değil mi? Kapatırsak da geri saymamız gerekiyor. Mantık bu. Eğer sayıları, yani parmaklarımız sayı demek oluyor burada. Parmaklarımızı azaltırsak geri gideceğiz. Eğer parmaklarımızı çoğaltırsak ileri gideceğiz çocuklar. Evet, 1 ile kaçı toplarsak 10 olur dedik. 9 olduğunu gördük. 2 ile kaçı toplarsam 10 olur. Evet, kapatma yöntemini gösterelim. 10'dan geriye sayacağız. Şimdi çıkarma işleminde geri sayıyoruz. 9, 8. 3 ile kaçı toplarsam 10 olur. Geri sayalım bunları. 10'dan geriye sayıyoruz. 9, 8, 7. Bakın isterseniz ileri yöntemini de yapabilirsiniz. Elimizi 0 yapıyoruz. Bakın 3'ten sonra, evet, 3'ten sonra kaç eklersem 10 olur diyor. Şimdi 3'ten sonra bakın kaç tane açacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane parmağımı açmışım? 7. Bu yöntemle de bulabilirsiniz. Şunu bir kerelik yazalım. 4 ile kaçı toplarsam 10 olur? Açalım, geri sayalım. 9, 8, 7, 6. 5 ile kaçı toplarsam 10 olur? Evet. Neydi? Geri sayıyorum. 9, 8, 7, 6, 5. Evet. 6 ile kaçı eklersem 10 olur? Şimdi bunu istersek de elimizi kapatarak da yapabiliriz. 6'dan sonra 7, 8, 9, 10. Bakın 4 tane parmağımı açtım. 7'den sonra kaç eklersem 10 olur? 7'den sonra 8, 9, 10. Bakın 3 parmağımı açtım. 8'den sonra kaç parmağımı açarsam cevabım 10 olacak. Şöyle yazalım. Şöyle yapalım. 8'den sonra 9, 10. Evet, 2 tane saydığım zaman 10 oluyor. 9'dan sonra kaç tane parmağımı açarsam 10 oluyor? 9, 10. Evet, bir tane. 10'a kaç eklersem 10 olur? Hiç eklememem gerekiyor. Yani 0 eklersem. Bunları niye yazdık çocuklar? Toplamı 10 olan sayıları bir kere görseniz aslında bakın 5 artı 5
eşit, iki eşit sayının bakın şunlarla bunlar aynı sayılar aslında. Sadece yerleri değişmiş. 4 artı 6, 6 artı 4. 3 artı 7, 7 artı 3. 2 artı 8, 8 artı 2. 1 artı 9, 9 artı 1. 0 artı 10, 10 artı 0. Yani bizim bilmemiz gereken aslında toplamı 10 olan sayılar bunlar. Şu da var pardon. Şunlar çocuklar. Yani 0 ile 10, 1 ile 9, 2 ile 8, 3 ile 7, 4 ile 6, 5 ile 5. Bu sayıları biliyorsak toplam 10 olduğunu hızlı bir şekilde işlemleri de yapabiliriz sevgili çocuklar. Evet. A etkinliğine bir geçelim. Ne diyor? Toplamı 10 olan çiçekleri örnekteki gibi boyayalım. Boya kalemimizi çıkartalım hemen. Evet, şöyle yapalım. 5 ile 4'ü topladığım zaman küçük olan 4'ü elimle gösteriyorum. 5'ten sonra 6, 7, 8, 9, 10 değil. Bizim gördüklerimiz içinde var mıydı bu çocuklar? 8 ile 1'i toplarsam 8'den sonra 9, bu da değil. 7 ile 3'ü toplarsam 3 yapıyorum. Küçük olanı elimle gösteriyorum. 7'den sonra 8, 9, 10. Evet, bunu bulduk. 5 artı 5 diyor. İkisi de eşit olduğu için herhangi birini elimle gösteriyorum. 5'ten sonra 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bir tane daha bulduk. Küçük olan 4'ü elimle gösteriyorum. 6'dan sonra 7, 8, 9, 10. Bunu da bulduk çocuklar. Evet, toplamları 10 olan sayıları bu şekilde gördük. Çocuklar sizden bir ev ödevi yapmanızı istiyorum. Boş bir kağıdı açıp hangi sayıların 10'a tamamlandığını bir bulmanızı istiyorum. Hiçbir yere bakmadan. Evet, toplamı 10 olduğu toplama işlemi ile ilgili modelleri örnekteki gibi oluşturalım. Yani diyor ki iki farklı kalem rengin olsun. Şunu da yapalım. Nokta koyalım biz. Hatta kalemi biraz büyütelim. Şöyle olsun. Evet. Turuncu renk diyor. Biz ona sarı diyelim. 5 artı 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu sizler de videoyu durdurup boş bir kağıda ya da kitabınızı önce siz yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Diğeri de mavi olsun. Diğer 5'i de bakın. Birinci rengimiz bu. İkinci rengimiz bu. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bütün kutular doldu. Bunların hepsi 10 tane. Evet. Birinci şeklimiz 4 mavi olsun. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci sayımız 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. 9 demiş. 9 tane nokta koyalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve son olarak da bir tane de burada var. Bunu da boyadık. Evet, şekildeki gibi toplamı 10 olan görselleri bu şekilde boyadık. Bu da bize 10'a tamamlama etkinliğimizdi. Şimdi evlerin çatıları var. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Bu çok güzel bir etkinlik. Bunu hemen gösterelim. Çocuklar, toplamı 10 olan 2 tane sayıyı bulmamızı istiyor. Hemen söylüyorum size. Yöntemi şu. Önce birinci bölümü ve şimdi birinci toplanan ve ikinci toplanan şeklinde biliyorduk bunu. Şimdi yöntemimiz şu çocuklar. 10'dan küçük, 10 da olabilir. 10 veya 10'dan küçük sayıları birinci toplananlara yazın. Mesela 9, şuraya 8 yazalım. Şunu küçültelim biraz. Evet. 9 yazmış, 8 yazmış. Mesela 4 yazabilir, 10'dan küçük 2 olabilir, mesela 7 olabilir, 10'dan küçük, bakın sadece birinci bölümleri yazıyorum bu arada. Mesela 3 olabilir ya da 5 olabilir, 6 da olabilir 10'dan küçük ya da 10 da olabilir demiştim değil mi sevgili çocuklar? Şimdi birinci bölümü yazdıktan sonra bakın sadece birinci bölümleri yazdım. Gördünüz mü? Birinci toplananları yazdım. Şimdi ise bunu kırmızı yapalım. İkinci toplananları bulma zamanı. Hangi sayı 7'ye hangi sayıyı eklersem 10 olur? Bilmiyorum. Elimi kapattım. 7'den sonra 8, 9, 10. 3 tane eklemem gerekiyormuş. 3 kaç eklersem 10 olur? Ya da şöyle yapabiliriz demiştik. Elimizi 3 yapıp küçükse sayı elimizle böyle gösterebiliriz. Eğer büyükse sayı elimizi kapatıp açarak sayma işlemi yapalım. Şimdi sayımız küçük. Elimizi açarak gösterebiliriz. Eğer açtıysak geri geri sayacağız çocuklar. 10'dan geriye 9, 8, 7. Sayı küçük. Açalım elimizi. 10'dan geriye sayalım. 9, 8.
Sayı büyük. O zaman ne yapacağız? Elimizi sıfır yapıyoruz bu sefer ne? Ve 10'a kadar sayıyoruz. 8, ileriye doğru sayacağız yani. 8'den sonra 9, 10. Evet, sayı büyük, açmıyoruz. Zaten 10'a kaç eklersem 10 olur. Hiç eklememe gerek yok. Yani 0. 4. Sayı küçük olduğu için açalım. Açtığımız zaman geri geri sayacağız demiştik. Bakın, parmaklar açılırsa kapatmak için geri geri sayacağız. Eğer parmak açılmamışsa parmakları açmak için ileri ileri sayacağız. Unutmayalım bunu. 4. Açtığıma göre geri geri sayacağım. 10'dan geriye 9, 8, 7, 6. Evet, 6 demiş burada. Sayı biraz büyük, o yüzden açmama gerek yok. Elimi 0 yapıyorum, 10'a kadar sayacağım. 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi 5 demiş. Elimi 5 olarak gösterebilirim. 5'ten sonra 10'a kadar sayalım. Açtığıma göre geri geri sayacağım, evet. 9, 8, 7, 6, 5. Evet, bunu da bu şekilde gördük. Buradaki amacımız neydi? Şunu kapatalım mesela, şöyle silelim. Hiç verilmeyen iki sayıyı ona tamamlayacağız demiştik. Mesela neydi? 3 dediysem bunu 10'dan küçük sayılar olmasına dikkat ediyorum demiştim. Birinci bölümlerine, yani birinci toplananları 10'dan küçük sayılar ya da 10 olması gerekiyor demiştim. İkinci bölümü ise tamamlama yöntemiyle yapıyoruz demiştik. Burada bunu öğrendik sevgili çocuklar. Kutucuklardan kaç tanesinin sayılarının toplamı 10 eder? Haydi bakalım. 4 artı 3, 7. Hemen bunu olmadığını gördüm. 5 artı 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu olabilir. 4, elimi yapıyorum küçük olanı. 6'dan sonra sayıyorum. 7, 8, 9, 10. Evet. 7 artı 3, 3 yapıyorum. 7'den sonra 8, 9, 10. Evet. 3 artı 6, 3 yapıyorum. 6'dan sonra 7, 8, 9. Maalesef değil. Demek ki 3 tanesi sevgili çocuklar toplamı 10 edermiş. Bakın hep aynı sayılar. Gördüğünüz gibi o ilk başta yazdığım örneğe dikkat edin. Hangi renk tabaklardaki çileklerin toplamı 10'dur? Hangi ikisinin? Bakın şuna mor diyelim. Bu turuncu, bu da kırmızı. Şimdi üstlerinde sayılarını yapalım. Böyle sorularda sayıları görün çocuklar. Şekiller sizin kafanızı karıştırabilir. Burada 4 tane çileğimiz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çileğimiz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane çileğimiz var. Şimdi hangi ikisinin toplamı 10 olurdu? Bu sayıları biliyoruz aslında biz. 4 ile 5'i toplarsam 10 etmez. 4 ile 6 ya da 6 ile 5'i toplarsam 10'dan büyük bir sayı olur. Bu da yanlış. Ama 4 ile 6'yı toplarsam cevabım 10 olur. Yani mor ve turuncu olan doğru cevaptı sevgili çocuklar. Bu etkinliğimizde çocuklar toplamı 10 olan sayıları görmüş olduk. Evet sevgili çocuklar, şimdi ise toplamı 20 olan sayıları göreceğiz. Aslında toplamı 10 olan sayılarla aynı işlemi yapacağız. Sadece elimizi kapatma ve açma yöntemimizi eğer biliyorsak bunu da çok rahat yapabiliriz. A etkinliğinde bize ne söylüyor? Hemen ona bakalım. Boyalı şekil sayısının 20 olması için kaç şekil daha boyanmalıdır diyor. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesi boyanmış. Kaç taneye daha ihtiyacım var? Şimdi 6'dan sonra sayalım bir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakalım kaç tane boyamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane boyamışız. Ama biz bunu her seferinde sayıyla mı boyayarak mı yapacağız? Hayır. Bakın çocuklar, 6 tane boyanmıştı değil mi? 20 olması lazım. Aslında bize diyor ki 6 tane boyalı. Kaç tane daha boyarsam 20 olur diyor. Yani bize şu bilinmeyenli bölgeyi soruyor. Ne yapacaktık biz burada? Elimizi gösterebiliyorsak 6'yla 6'yı gösterelim. Eğer açtıysak ne yapacaktık? Geri geri kapatmamız gerekiyordu. O yüzden 20'den bu kadar geriye sayacağız. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Evet, görmüş olduğunuz gibi 14 sayısını bu şekilde bulabiliriz. Evet, gelin bu etkinliği de yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.
Evet, görmüş olduğunuz gibi 7 tanesi boyanmış ama kaç tane daha boyarsam 20 olacak diyor. Çocuklar, boyanmayanları bulmak için ne yapacağız? Toplam sayımız 20 idi. İşte 7 tanesi boyandığı için 7 tanesini çıkartırsam geriye boyanmayanları bulurum. Yani 20'den 7'yi çıkartacağım. Aslında biz biraz önce şu yöntemi kullanmıştık. 7'ye kaç eklersem 20 olur. Ne demiştim? Elimi 7 olarak gösteriyorum. Eğer açtıysam elimi kapatmam gerekiyor. Yani geri geri saymam gerekiyor. 20'den geriye sayalım. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Evet, bunu da 13 olarak bulduk sevgili çocuklar. Evet, 10'a ve 20'ye tamamlama etkinlikleri aslında sadece bu kadar. Aşağıdaki toplama işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 13, 7 daha 20 yapar demiş. Evet, biz de bunları yapalım. Ne diyor? 10, 10. 10 ile 10'u toplarsak bizim şu yöntemimiz de vardı. Alt alta yazarsak birler basamağı 0, onlar basamağı 2. 1, 1 daha 2 yapar ve 20'yi bulduk. 11 ile 9'u toplayalım. Hadi bunu elimizle yapalım. Elimizi 9 yaptık küçük olanı. 11'den sonra 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 20 sayısını burada da bulduk. Aslında toplamları 20 olan sayıları görüyoruz şu an. 6 ile 14'ü. Ya da size kısa bir şey daha göstereyim. Bakın birler basamağı 3 ile 7'yi biz görmüştük. Bakın burada da 1 ile 9'un toplamı 10 eder değil mi? Bakın 0 ile 0'ın toplamı yine 0 ama 10 ile 10'un toplamı yani başındaki 1 ile 1'in toplamı 2 ettiği için gene 20. Ya da 6 ile 4'ün toplamı 10 eder ve burada 10 var 20. Evet bunu da yapmış olalım. Toplamları 20 olan sayıların etkinliklerini yapıyoruz. Evet şimdi de eşleştirelim diyor size çocuklar. Toplamı 20 olan iki sayı. Ne demiştik? Bakın birler basamağına bakıyoruz. 2 ile kaçı toplarsam 10 olur çocuklar. 8 demiştik değil mi? 2 ile 8. 8'i toplarsam şöyle yapalım bunu. Şunlara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim. 1 numara bununla eşleşiyor. 2 numara yani 12. 12 sayısı acaba hangisiyle eşleşirse toplamı 20 olur? Ne dedim? Birler basamağı bakın 2. Kaç eklersem 10 olur? 8. 8 eklersem 10. Bir de burada 10 sayısı var. 20. Evet, 2 numaralı kutucuk bu olacaktı. 3 numaralı kutucuk 16 ile kaça eklersem 20 olur? Birler basamağına bakıyorum. 6'ya kaç eklersem 10 olur? 4. Evet, bu da 6'ya 4 ekledim. 10 oldu. Bir de burada 10 var. 20. 8'e kaç eklersem 10 olur? 2. 2. 8 daha 10. Bir onluk da burada var. 20. 4 numaralı kutucuğu da bulduk. 5 numaralı kutucuğa bakalım. 11. 1'e kaç eklersem 10 olur? 9 eklersem 10 olur. 1, 9 daha 10 yapar. Bir onluk da burada var. 20 yapar. 5 numaralı kutucuğumuzu da bulduk. 19. Birler basamağına bakıyorum. 9'a kaç eklersem 10 olur? 1 eklersem 10 olur. Bir onluk da burada var. 20 eder. Ve 20. Kaç eklersem 20 olur? Hiçbir şey eklememe gerek yok. Zaten sayımız 20. 7 numaralı kutucuğumuz da bu. 8 numaralı kutucuğumuza bakalım. 3'e kaç eklersem 10 olur? 7. 3 daha 10 yapar. Bir onluk da burada var. 20 yaptı. 8 numaralı kutucuğumuz da bu sevgili çocuklar. Evet, bu etkinliğimizde bu şekilde diyor ki 11 artı 7. Bakın sembollerle gösterilenlerin sonucu 20 olur diyor. Haydi toplayalım. 11'e 7 ekleyelim. 7 yapıyoruz küçük olanı. 11'den sonra 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bunu buraya yazıyoruz. Hepsinin cevaplarını yazalım. Sonra 20 olanı bulalım. 4, bakın 14'te 6. Küçük olanı 6'yı yazıyorum. Yapıyorum elimle. 14'ten sonra 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, bunun 20 olduğunu buldum. İstersem şöyle de bulabilirdim. 4, 6 daha 10 yapar. Bir onluk da burada var. 20 yapıyor. 9, 8 daha kaç yapar çocuklar? Küçük olan 8'i elimle gösteriyorum. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Niye böyle yaptım? Sayıları unutabilirim çocuklar. Bakın her seferinde bunları yazın ki unutmayasınız. 20 sayısı şu yuvarlak olan cevabımız da bu.
İki kutudaki toplam yumurta sayısı kaçtır? Evet, sayalım bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 da burada var. 11 ile 9'un toplamı kaçtır çocuklar? 1, 9 daha 10. 10'un 0'ı elde var. 1 onluk. 1, bir de burada var 2. Bu eldeli toplamaydı aslında. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 9 yapıp, küçük olan 9'u yapıyorum. 11'den sonra 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 şeklinde 20 cevabını da bulabilirdik sevgili çocuklar. Evet, bu etkinliğimiz de bu şekildeydi. Toplamı 10 olan ve toplamı 20 olan sayıları bu şekilde gördük sevgili çocuklar. Evet, bir sonraki sayımız ise toplananların yerlerini değiştirme. Ve bu da son konumuz bugünün. Hemen bunu da görelim ve etkinliğimizi bitirelim. Toplananların yerlerini değiştirirsek sonuç ne olur çocuklar? Tabii ki değişmez toplama işleminde. Yani diyor ki bize aslında 3 ile 2'yi toplarsam 5 oluyor diye. 2 ile 3'ü toplarsam yine 5 olur. Hiç sayımızda bir değişiklik olmaz. Mesela örnekler üzerinden gidelim. Birinci rengimiz 1, ikinci rengimiz 1, 2, 3, 4, 5. Birinci rengimiz 1, 2, 3, 4, 5. İkinci rengimiz 1. Birinci rengimiz 1, 2, 3. İkinci rengimiz 2. Birinci rengimiz 1, 2. İkinci rengimiz 1, 2, 3. Şimdi 1 ile 5'i toplarsak cevap 6 yapar. 5 ile 1'i toplarsak yine cevap 6 yapar. 3 ile 2 toplarsak cevap 5 yapar. 2 ile 3'ü toplarsak yine cevap 5 yapar sevgili çocuklar. Burada neyi görüyoruz? Toplama işleminde yerleri değişse de sonuçları değişmiyor çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Toplama işleminde ama. 4 ile 7'yi topladım, 11 buldum. 7 ile 4'ü toplarsam, yer değiştirirsem yine 11 bulurum. Mesela 6 ile 8'i toplamış. Kaç olur çocuklar? Hemen söyleyelim bunu da. Elimize 6 yapıyoruz. 8'den sonra 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, 14 şeklinde belirttik. Şimdi yerlerini değişelim. 8 ile 6'yı toplayalım. Fark eder mi? Hayır, fark etmez. Gene cevabımız 14'tü. 15 ile 5'i toplayalım. Elimizi 5 küçük olan 5 yapıyoruz. 15'ten sonra 16, 17, 18, 19, 20. Tersini yapalım. 5 ile 15'i toplayalım. Fark eder mi? Hayır. 7 ile 12'yi toplamış. Küçük olanı 7 yapıyoruz. 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Peki ben bunun yerlerini değiştirseydim, 12 ile 7'yi toplasaydım, cevabı yine 19 olarak bulacaktım sevgili çocuklar. Toplamada işlemlerin yerleri, toplananların yerleri değişse de cevabımız değişmiyor sevgili çocuklar. Evet, aynı olanları eşleştirelim diyor. 13 ile 5'in toplamı hangi renk olsun? Bunu sarı yapalım. 13 ile 5'in toplamı hangisiyle aynı olabilir? Yerleri değişmiş olan 5 ile 13 ile 13 ile 5'in toplamı aynıdır. Mavi yapalım. 3 ile 12'nin toplamı da 12 ile 3'ün toplamına eşittir. Siyah yapalım. 8 ile 12'nin toplamı 12 ile 8'in toplamına eşittir. Sarı yapalım. 4 ile 14'ün toplamı 14 ile 4'ün toplamına eşittir. Çocuklar, burada bilmemiz gereken sayıların yerleri değişse de cevapları değişmiyor. Evet, D etkinliğinde ise toplamları eşit olan işlemleri örnekteki gibi sonuçlarını eşleştirelim. 13 ile 3'ün toplamı kaçtır sevgili çocuklar? Hemen elime 3 yapıyorum. 13'ten sonra 14, 15, 16. 16 yani şu. 13 ile 3 16 ise 3 ile 13 de 16'dır. 9 ile 6'nın cevabı toplamı kaçtır? Elimi 6 yaptım. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaptığını gördüm. Hemen işaretledim. Tersi de doğrudur o zaman. 6 ile 9'un toplamı da yine 15 yapar. 8 ile 3'ün toplamı ne yapıyoruz? Küçük olan elimizi 3, 8'den sonra 9, 10, 11. Bunu 11 olarak işaretledim. Tersi de doğrudur bunun. Aşağıdaki toplama işlemlerin hangisinin sonucu farklıdır?
Hiçbir yapmadan bile görebiliyorum. 14 ile 5 ve 5 ile 14'ün cevabı aynı. Ama bu biraz daha farklıdır sevgili çocuklar. Evet, bugün sizlerle matematik telafi eğitimi videolarının ikincisini çektik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.